9 Kasım 2021'de meydana gelen kazada Emlak Konutları Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan Mehmet Öğ İdaresi'ndeki servis minibüsü önce Birsen Giriş isimli yayaya çarpıp ardından takla atarak dere yatağına uçmuştu. Kazanın ardından hastanede servisin çarptığı Birsen Giriş'in yanı sıra öğrencilerden Mert Efe Akıllı, Rabia Üst, Esma Nur Avcı ve Ege Yılmaz tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Sürücü Mehmet Öğ hastanede yapılan tedavinin ardından çıkarıldığı mahkemece taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmiş ve sürücü Mehmet Öğ'ün öğrenci servisi kullanabilmesi için belgelerinin yeterli olmadığı ortaya çıkmış ve kanında uyuşturucu maddeye rastlanmıştı. Olay yerinde trafik bilirkişisi, makine mühendisi ve ceza hukukçusu bilirkişiler eşliğinde keşif yapıldı. Olay mahalli gezilerek taraftarın beyanı alındı. Keşif mahalline gelen aileler de minibüsün devrilen yerinde oturarak ağıt yaktı. Vefat eden Esma Nur Avcı'nın annesi Zeynep Avcı yaktığı ağıtta "Ölmezsem, sağ kalırsam iki elim yakalarında olacak. Sorumluların hepsinin yakalarından tutacağım. Kimseye hakkımı helal etmeyeceğim. Ellerim yarım kaldı. Ellerine kurban olduğum kuzum" diyerek bayıldı.